Merhaba çocuklar. Matematik dersinde bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Kitaplarımızı, defterlerimizi her zamanki gibi hemen hazırlayalım. Düzlem ve düzlemsel şekil nedir? Bunu geçen seneki konularımızdan da hatırlayacaksınız eminim. Önce düzlem nedir? Ben bunu size sormak istiyorum. Düzlem nedir? Çok basit. Düz, düzlem. Düz olan her şey bir düzlemdir. Duvar, tahtamız, ekran, masamız. Bunların hepsi birer düzlemdir. Kitabımızdaki bölüme bir bakalım. Düzlem. Serhan aşağıdaki görsellerin yer aldığı kartları inceledi. Kartlardaki cisimlerin bazı özelliklerinin benzer olduğunu gözlemledi. Bu görselleri gruplamak isterse hangi özelliğe göre gruplama yapabileceğimizi düşünelim demiş. Bakıyoruz neler var. Bir çocuk top, kitap, şişe, plastik şişe, halı, biber ve tahta. Hangi özellikler olabilir? Burada bakıyoruz. Bu kutunun yüzeyleri düz, kitap, halı, tahta. Bunlar bir düz yüzeyler. Diğerlerine bakıyoruz. Top, plastik şişe ve biber. Bunlar düz değil. O halde biraz önce saydığımız bu yüzeylere düzlem modeli diyebiliriz. Üzerleri düzlem modelleridir bunlar. Sıranın üstü, okulun duvarı, dolabın kapağı, ayna, düzlem örneği olarak verilebilir. Düzlem modelleri farklı boyutlarda olabilir. Bir halı, küçük bir odayı dolduracak büyüklükte olabileceği gibi bir futbol sahasını doldurabilecek büyüklükte de olabilir. Yani düzlemlerin boyutları değişebilir, farklı boyutlarda olabilir. Şurada güzel bir bilgi bulutumuz var çocuklar, bunu mutlaka defterimize not edelim. Düzlem modeli sınırsız uzayabilen kalınlığı olmayan yüzeylerdir. Düzlem modelinin üzerinde yer alan şekiller ise düzlemsel şekillerdir. Şimdi bununla ilgili örnekler vereceğiz. Düzlem ve düzlemsel şekil. Şimdi buraya bakıyoruz. Asansör, kapısı açık bir asansör. Asansörün zemini, aynı sınıfımızın zemini gibi, evimizin zemini gibi, duvarlar gibi. Asansörün zemini düzlem modelidir çocuklar. Ama yan duvarlar, karşı duvar ve tavanı biz düzlem modeli diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Yan taraflara bakalım, tutunma yerleri var, tavanda lambalar var, basmaya düğmeler var. Onun için bunlara düzlem modeli diyemiyoruz. Burada sadece taban olan yere düzlem modeli diyebiliyoruz. Bir çamaşır makinesi göstermiş. Bu çamaşır makinesinin yan yüzü, üst yüzü, diğer yanı düzlem modeli diyebiliriz buna. Ama ön tarafına diyemiyoruz. Neden? Çünkü kapak var, düğmeler var. Şimdi düzlem nedir? Düzlemsel şekil nedir? Bunu birkaç örnekle göstermiş. Tangram biliyorsunuz, tangramın kapalı hali bir düzlemdir. Ama tangramın içindeki parçaların her biri birer düzlemsel şekildir. Buzdolabının kapağı düzlem modelidir. Hatırlayalım. Kapağın üzerindeki düğmeler ise düzlemsel şekildir. Seramik döşeli, fayans döşeli bir duvarı düşünelim. Bu duvar bütün olarak düzlemdir, düzlem modelidir. Ama duvarın üzerindeki her seramik ya da her fayans birer düzlemsel şekildir. Sınıflardaki panolarımız, hatırlayın, panolarımız kendisi birer düzlemdir, düzlem modelidir. Ama panoların üzerine taktığımız şekiller, resimler, bunlar düzlemsel şekildir. Aralarındaki fark bu. Şimdi bir etkinlik var çocuklar, etkinlik bölümümüz var. Bu etkinliği birlikte sınıfta yapabilirdik ama şimdi siz bunu evde yapacaksınız. Ve bitiren mutlaka bunun resmini çekip bana gönderecek. Etkinliğimiz nasıl? Bir yapboz hazırlayacaksınız çocuklar. Bir kart, herhangi bir kart olabilir, resim olabilir. Yalnız bunun çok ince olmamasına özen gösterin. Eğer ince ise bunu bir kartonun üzerine yapıştırarak biraz kalınlaştırabilirsiniz. Daha sonra bu resmin arkasına 15 eşit parça çizmenizi istiyorum. Farklı farklı şekiller olabilir, birbirine yapışık. Ve kesmenizi istiyorum. Büyüklerinizden mutlaka yardım alın. 15 parçaya ayırdıktan sonra bu kartpostalın
Yapboz şeklinde dizmenizi istiyorum. Yani kendinize bir yapboz hazırlayacaksınız. Bu kartın ilk hali bir düzlem şekli. O kestiğiniz her parça ise düzlemsel şekle örnek olacak. Resmi inceleyelim. Düzlem modellerine bakalım. Trafik tabelası bir düzlem modeli. Cam, harita, masa, ayna. Buradaki kartların ya da kağıtların her biri birer düzlem modeline örnek. Biraz önce söylemiştik çocuklar. Bu bir kilim ve düzleme örnek. Güzel bir örnek. Düzlem modeli. Ama bu kilimin üzerindeki şu şekillerin her biri düzlemsel şekil. Halı ya da kilim, düzlem. Bunun üzerindeki geometrik şekillerin her biri düzlemsel şekil. Size yapacağınız yapbozu. Bu da tangram. Siz de böyle bir şey hazırlayacaksınız işte. Tangram bütün olarak bir düzlem ama tangramın içindeki parçaların her biri birer düzlemsel şekildir. Kitabımızdaki örneğe bakalım. Doğru yanlış yazınız demiş. Halı bir düzlem modeline örnektir. Doğru mu? Evet, doğru. Halının üzerindeki yıldızlar düzlemsel şekildir. Doğru mu? Evet. Tablodaki dağlar düzlem modeline örnektir. Dağlar düzlem modeline örnektir demiş. Hayır. Tablonun asılı olduğu duvar düzlem modelidir. Doğru. Evet. Konumuz bu kadardı çocuklar. Konuyla ilgili etkinlikleri yapalım. Kaynak kitaplarımızdan testlerimizi çözelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.